Herkes bir otot önünde bağlı kutuları, motorları gözlesine doldu. Avukat'tan bağlı kutuları çıkıp şirket günlere de buraya geldi. Otot önünde şu anda inanılmaz kokuyor. Herkes bir otot önünde sabahtan beri kokuyor. Doluya vatandaşlar adeta duruma isyan etti. Otogar etkili otogar değil, ne olacak? Nasıl bu hale geldi? Neden bu hale geldi? Şu anda bilmiyoruz. Geçişlerden bilgi almaya çalışacağız. Ama bir şey var. Gerçek bir otogarından şu andaki toplu işlemi var. Çerkezköy otogarının içerisi adeta lağım çukuru gibi kokuyor. Yetkililer boşaltmaya çalışıyor. Yaklaşık sabahtan beri burada tahliye yapmaya çalışıyorlar. Ama 10 milyar ekran var abi. Orada çalışan yetkililere de gerçekten inanılmaz bir koku var. Evet. Bir yere kadar kendi çabalarımızla siliyoruz, süpürüyoruz ama belediyenin bu işe bir yer yapması lazım yani. Peki o lağımlar aşağı inene kadar, o koku tüm bu otogara yayılana kadar günlerce siz burada nasıl sağlıyorsunuz? Bugün daha çok çoğalınca zaten bundan sonra müdahale ettiler. İnsanlar tepki gösterince bundan sonra müdahale ettiler. Yani belediye sürekli böyle yani. Düzen yok, düzen yok. Ver kirayı, bak işine. Ver kirayı, bak işine. Bu yani. Başka bir şey yok. Merhaba, siz de burada çalışıyorsunuz. Burada çalışıyorum. Siz ne diyeceksiniz bu kokaklığına? Otogarlar genelde Türkiye civarında insanların güvensiz ve pis bir ortamın olduğu bir yer düşüncelerinde var. Biz burada ekmek yediğimiz için yolculara, buradaki temizliğe, her şeye dikkat ederken büyük şehrin böyle bir kokuyu aylar sonra duyması ve buraya gelip bugün müdahale etmesi, bunun neticesinde de zabıtaların burada esnafla uğraşması yerine bu tür şeyleri görmeleri, çünkü burada insanların çoluğu çocuğu ailesi geliyor. Yani lağım kokuyor. Lağım kokuyor resmen. İnsanlar buraya girdikleri zaman bize de ilerliyor. Yani bu kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil. Büyükşehir Belediyesi'nin buraya kesinlikle bir el atıp burayı düzene... Bu kadar sahipsiz mi bu Çerkezköy Otogarı?
bu kadar sahipsiz. Allah'ın evet. Yapmışsa babaya kimsenin uğradığı var ve sorduğu nasıl geliyorsa o şekilde davranıyorlar. Burada zabıtalar 25 kişilik, 30 kişilik gruplarla gezip insanların şiddette ve ekmekleriyle oynamakta tehditlerle bulunurken bir kere ilk önce otelin içine girip yaz kış, yazın da geldiniz, kışın da geldiniz. Ne soğutması, ne sıcaklığı. Zabıtalar sizi kendisi. Zabıtalarla bugün olaylar yaşandı. Adamlar yani resmen biz devletiz. Size istediğimiz her şeyi yapabiliriz bağlamında. Tehditlerde bulundu. Daha bugün karakoldan gelin. Yani. Siz de biz milletiz diyemediniz. Biz milletiz. Halkız, burada çalışanız yani. Burada herkes bir ekmek parası peşinde. Bu otogar kimsenin babasının değil. Burada 60-70 tane personel ekmek yiyor. Bunlar da birazcık zabıta terörü diyebiliriz Türkiye'nin genelinde yani olan bir şey. Üzerinde olan üniformasının formasının şeyini yaşıyor. Şu yani. An isterseniz zabıtanın kapısını çalın, kapıyı size açacak. Zabıta bile nerede? Burada mı? Evet, çalın. Deneyelim istiyoruz. Deneyelim. Nereye deneyelim? Bakalım yani o koku da orada nasıl duruyor? Bir konuşun. Alışmış olun. Deneyelim bakalım. Burası çok güzel kokuyor da dışarıda ciddi bir koku var. Vatandaşlarına ciddi bir şikayet var. Günlerden böyle kimseye gidermiyor. Günlerden böyle değil. Bugün olan bir şey. Gerisi biraz daha değil zaten. Gerisi devam edecek. Peki oda şu anda güzel şikayet kokuyor. Aynı kokuyu... Oza! Gayet güzel kokuyor da. Dışarısı çok kötü kokuyor. Aynı kokuyu dışarıya sıkmaya düşünmez miyiz? Bütünler bize amirlerinde tutuyor. Dışarıda hepsi yapılıyor şu an. Dezenfekte yapılıyor. Hidancından sonra dezenfekte yapılacak. Hidancından sonra dezenfekte yapılacağını söylüyor. Buradaki yetkili zabıtalar. Ama dışarıda konuşmak daha ya da ön tarafta konuşmak daha sağlıklı olacak. Çünkü gerçekten konuşmakta zorluk çekiyoruz. Koku her yere silmiş durumda. Bakalım burada çalışan diğer vatandaşlara, diğer yazıhane çalışanlarına mikrofon uzatacağız. Yani gerçekten otogar temizlikçisi kimdir, sorumlusu kimdir bilinmez ama her yer sigara izmariti. Ki kapalı alanda sigara içilmesi kesinlikle yasak olmasına rağmen her yer sigara izmariti ve her yer pislik diyebiliriz. Evet, zabıtalarla anladığımız kadarıyla biz aslında buraya kokuyla alakalı gelmiştik ama anladığımız kadarıyla zabıtalarla ilgili bir sıkıntı olmuş. Onu da anlamaya çalışacağız. Çerkezköy otogarında yaşanan sıkıntıya umarız çözüm olur. Umarız merhamet olur. Teşekkür. Her 15 dakikada bir otobüs giriş yapıyor, bir otobüs çıkış yapıyor. İşte Çerkezköy Otogarı'na günde ortalama 5000 üzerinde insan giriş ve çıkış yapıyor. Bu kadar yoğun insanın giriş ve çıkış yaptığı otogarda durum içeride gördüğünüz gibi maalesef Çerkezköy Otogarı sos veriyor.